yardım edin. İmdadıma koşun. Yardıma ihtiyacım var. Merak etmeyin. Kamyonlara. Aa, çok şükür geldiniz. Merak etmeyin. Her zaman geliriz. İtfaiyecilerimiz bu kamyonlarla hayat kurtarabiliyor. Keşke bir tane görebilsem. Bir saniye. İçindeyim ya. Geç kaldım. Emrinizdeyim. Kamyon da hazır. Emirleriniz nedir? Kilipli. Şuraya bakın. Şu an gerçek bir itfaiye istasyonundayız. Bir sürü kamyon varmış. Vuh, muhteşem. Hadi gelin hepsini keşfedelim. Kedi. Evet, arkadaşım Nick'in dediğine göre bu kamyon evler çökünce kullanılıyormuş. Yapıyı güçlendirmek ve enkaz altında kalan insanları bulmak için geliyor. Bu kamyon büyükmüş. Buna merdivenli kamyon diyoruz. İnsanları kurtarmak için 30 metre uzunluğunda bir merdiveni var. Bir apartmanın üst katlarındaki bir dairede mahsur kalan insanları kurtarabiliyor yani. Vah, kocaman. Ayrıca sağlam. Hala itfaiye istasyonundayım. Şimdi bu kamyon hava ya da su kirliliği durumunda kullanılıyor. Suya mazot karışması gibi. Bu da fabrika patlamalarında kullanılır yani ağır makinelerin olduğu yerde. Vay! Bu kamyon trafik kazaları için. Üzerinde insanları hurdaya dönmüş bir arabadan kurtarmak için gerekli tüm ekipman vardır. Bakın şarj oluyor. Çünkü acil bir durumda bütün bu gereçlerin şarjının dolu olması gerekiyor. Ha, şuradaki neymiş? Tabii bir tekneye ihtiyacınız var. Çünkü insanlar gölde, nehirde, hatta denizde de sorun yaşayabiliyor. Bu yüzden tekneye binip kurtarmaya gitmeye hazır bir ekip olması şart. Gidelim. O geliyor. Şimdi bu ve şuradaki kamyon da sadece yanan evlere gidiyor. Şehirde bir şeyler yanarsa... Herkese günaydın. Durum acil. Bir şey gitti. Gördüğünüz gibi müdahale edilmesi gereken sorun olduğundan minibüse atlıyorlar ve vuşşah! Birinin hayatını kurtarıp dünyayı adım adım güzelleştiriyorlar. Güle güle! Çok tatlılar, bayılıyorum. Muhteşem bir şey. Az önce bir ambulansın acil müdahaleye gittiğini gördük. Ambulans en çok kullanılan araçtır. Vakaların çoğunda olay yerine çağrılıyorlar. Kabul edelim, en çok ihtiyacımız olan onlar değil mi? Ama bu aracın içinde ne var ki bu kadar işe yarıyor? Bu çok basit çünkü minyatür bir hastane gibidir. Bu muhteşem değil mi? Araç hakkında bilgi sahibi olmak için bugün Emily yanıma geldi. Merhaba. Merhaba. Şimdi Emily gönüllü bir itfaiyeci. Yani bir profesyonel değil. Boş zamanlarında yardım etmeye geliyor. Bu müthiş bir şey. Bravo sana. Ayrıca yardım etmek için Justin de geldi. Merhaba. Merhaba. Şimdi Justin daha 13 yaşında. İtfaiyeci olmayı öğreniyor diyebiliriz. Yani hafta içinde ortaokula gitmeye devam ediyor. Hafta sonları da hayat kurtarmayı öğreniyor. Muhteşem! Sana da bravo! Harika! Şimdi de bu araçtaki en önemli ekipmanı görelim. İşte sedye! Bilincini kaybedenleri
bu sedyeyle taşıyoruz. Pekala, bunu nasıl çıkarıyoruz gösterin bakalım. İşin aslı itfaiyeci kızlar olağanüstüdür. Erkekler kadar iş yapıyorlar baksanıza. Evet, ilk olarak dışarı doğru çekiliyor. Tıpkı bir kızak gibi. Sonra tekerlekler açılıyor. Bu çok önemli çünkü açılmazsa düşebilirler. Bu hiç iyi olmaz. Şimdi sıra bende. Hastayı oynayacağım. Ölmedim canım, sadece baygınım. Bu birçok nedenden dolayı olabilir. Sedyede olduğum için çok mutluyum aslında. Bunu hep yapmak istemişimdir. Ama genelde sedyede olman iyi işaret değildir. Eldivenlerime bakın. Önemseniyorum gibi. Evet. Kendimi önemli hissediyorum. Yine ilgi odağı oldum. Hadi. Şimdi araca gireceğiz. Nasıl yapılıyor? Bir şey göremiyorum çünkü sırtım dönük. Ne oluyor bilmiyorum. Tamam, ambulansa bindirileceğim değil mi? Şahane. Evet. Ve tamam, kilitlendi. Artık bağlandığıma ve her şey yolunda olduğuna göre hastaneye gidebiliriz. Harika. Gidelim. Kızlar harikaydınız. İtfaiyeciler özel parlak kasklar takar. Bu sayede onları polis ya da ambulans çalışanlarından ayırabilirsiniz. Kaskı güzel görünmek için takmazlar. Hayır, hayır, hayır. Kask itfaiyecileri güvende tutmak için çok önemlidir. İtfaiyecileri sıcaktan ya da düşen nesneler gibi şeylerden koruyabilirler. Kaskta havada duman veya kimyasallar olduğunda nefes almalarını sağlayacak bir maske vardır. İtfaiyeci kaskları zaman içinde değişmiştir. Deriden, metalden, hatta plastikten yapılanları vardır. En ünlü itfaiyeci kaskına biz F1 diyoruz. Çok gelişmiştir. İtfaiyeciler kasklara hep çok iyi bakar. Asla yemek yerken takmazlar ve garip yerlere de koymazlar. Tehlikeli bir durum görürseniz acil hizmetleri arayıp yardım isteyin. Şimdi acil bir durumda 112'yi aramanız gerekiyor. Yani 112. Herhangi bir konuda şüpheniz varsa onları arayın. Yardım gerekiyorsa veya biri yaralanmışsa hiç tereddüt etmeyin. Biri tehlikede olabilir. 112 bir sevk merkezidir. Neye ihtiyacınız olduğunu söylediğinize bağlı olarak itfaiye istasyonları dahil bütün irtibatlarını arayarak polise ve itfaiyecilere ulaşabilir ve onları size yönlendirebilirler. Ve burası da kontrol merkezi. Yani Alex arkadaşlarına nerede yangın olduğunu ya da hangi araca ihtiyaç olacağını söylüyor diyebiliriz. Yangın çıktı. İhbar geldi. Ekip toplanıyor ve gidiyorlar. Merhaba dostlarım, şu anda Justin'leyim. Ambulansta da bizimle birlikteydi. Şimdi genç bir itfaiyeci adayı olarak Justin'in neler giymesi gerektiğine bir bakalım. Kocaman botları varmış. Güçlendirilmiş botlar. Sonra bir de tulumu var. Erkekler de kızlar da her zaman tulum giyer. Bir de kemer var. Büyük bir kemer ve tabii bir kask. Kafanızı korumak için her zaman bir kask takmalısınız. Çünkü beyniniz orada. Müthiştin Justin. Görüşürüz. Peki bir itfaiyeci yangınla mücadele etmek için neye ihtiyaç duyar? Alex yardım edecek. Merhaba. Merhaba Kedi. Nasılsın? Peki şimdi ilk olarak teçhizat.
pantolonla yeleğe ihtiyacımız var. Çünkü şu an günlük kıyafetleriyle bir itfaiyecinin hep giymesi gereken üniformasıyla duruyor. Ama yangına gittiğinde bunu giymeyecektir. Peki ne var orada? Yangına dayanabilecek bir yeleğimiz ve dayanıklı bir pantolonumuz. Ayrıca topuğu güçlü olan çok sağlam botlarımız var. Aslında topuğu değil, burnu. İnsanları kurtaracaksanız size de bir zarar gelmemeli. Yoksa kendinizi tehlikeye atabilirsiniz. Dolayısıyla güvende olmanız için çok teçhizat gerekiyor. Pekala, şimdi... Çok çabuk giyindi. Hiç beklemiyordum. Ve tabii en önemli kısma geliyoruz. Şu anda üzerinde yeleği var. Evet, şimdi daha güçlü görünüyor. Ve tabii başınızı korumalısınız. En önemli ekipman parçası işte bu. Kask. O hep başınızda olmalı. Başınızı ve yüzünüzü sıcaktan korumak için bir kask gerekir. Tabii spiri de var. Çünkü küller uçuşacaktır. İsler her yere dolacaktır. İyi görüp insanları kurtarmak için gözlerinizi de korumanız gerekir. Evet. Çok iyi. Giyinip hazırlanması 1,5 dakika tuttu. Alex, harikaydın. Pekala. İyi günler. Arkadaşlar, öğle tatili. Burktum. Tabii çok güçlü olmak için sağlıklı beslenmek gerekir. Çünkü çok çalışmaları ve çok fazla enerji harcamaları gerek. Ve burada canım biftek çekti. Benim o. Bıçağıyla korkuttu. Ve tabii hep birlikte yemek yedikleri bir yemekhane var. İyi. Afiyet olsun arkadaşlar. Hadi gidelim. İtfaiyecilerin çalıştığı bir yer daha var. Orman. Küresel ısınmayla kuraklığı biliyor musunuz? Hava çok çok sıcak olduğu zamanlar ormanda dev yangınlar çıkma ihtimali var. Ağaçlar evlerden daha hızlı yanabilir ve itfaiyecilerin bunları söndürmek için çok uğraşması gerekir. Yangın hızlı ya da çok yavaş olabilir. Alevlerin yokuş çıkarken 4 kat hızlı yandığını biliyor muydunuz? İtfaiyeciler yangını soğutmak için üzerine bol su dökerler. Sonra birçok araç kullanarak yangının yayılmasını veya yeniden başlamasını önlemek isterler. Yağmur yangını söndürecektir ama o zamana kadar itfaiyeciler tetikte olmalı. Çünkü yer altındaki toprak hala yanıyor olabilir. Ağaçların yandığını görürseniz acil durum numarasını arayarak itfaiyecilere yardım edebilirsiniz. Merhaba dostlarım. Aslında çocukluğumdan beri ben her zaman bir itfaiyeci olmak istemişimdir ama hiç kas kütlem yok ne yazık ki. Ama itfaiyeci olmak istiyorsanız öğrenmeniz gereken bir şey var. Öğrenmeniz gereken şey şu: yangın hortumunu açmak. Böylece suyu da akıtabileceğiz. Hadi şimdi bunu yapalım. Arkadaşım Arnold burada. Arnold nasılsın? İyiyim, sen? Şahane. Bu işleri bildiği için Arnold bana yardım edecek. Ben bilmiyorum çünkü. Hadi başlayalım. Öncelikle hortumu alıp yuvarlıyorsun. Bu resmen bowling gibi. Sonra da ona ağızlık takıyorsun. Böylece suyumuz da buradan çıkıyor, basınçlı ve tazikli. Yangına onunla gidersiniz. Hortumu yangın musluğuna bağlamanız gerekiyor. İtfaiyeciler yangında suya ulaşabilsin diye genellikle her şehirde bulunurlar. Yani bu su tabancası gibi. Ah!
İtfaiyeciyim ben, güç bende. Neyse, bana fazla geldi. Bunu nasıl yapıyorsun? Evet, portumu çözdüğümüze göre ki salak gibi her yere sıktım ama yoruldum çünkü bu portumu kullanmanın tekniğini hiç bilmiyorum. Peki nedir bu teknik? Gösterebilir misiniz acaba? Sağ kolunuzu kullanıyorsanız portumu böyle kolunuz ve vücudunuz arasına sıkıştırın. Sonra da böyle evet. Merhaba, sırada kedi testi var. Bugün itfaiyecilerin dünyası hakkında toplam 3 sorumuz var. Hazır mısınız peki? Süper. İlk sorumuz. İtfaiyecilerin en önemli ekipman ve giysi parçası nedir acaba? A şıkkındaki iç çamaşırı mı? B şıkkındaki kask mı? Hadi. Daha süre doldu. Cevabınızı bekliyorum. Doğru. İtfaiyecilerin en önemli ekipmanı kasklarıdır. Tebrik ederim. Kask. K-A-S-K. Evet. Cevabımız kask. Peki, ikinci sorumuz. Bir itfaiyeci yüksek yerlere neyle ulaşabilir? A şıkkındaki süpersonik jetle mi? B şıkkındaki merdivenle mi? Hadi. Süre doldu. Cevabı duyalım. Bu doğru. İtfaiyecilerin yükseğe ulaşmasına yardımcı olan ekipman platformlu bir merdivendir. Tebrik ederim. Merdiven. M-E-R-D-İ V-E-N. Çok iyiydiniz. Evet, üçüncü ve son sorumuz. Hazır mısınız? Acil bir durumda aramanız gereken numara kaçtır acaba? A şıkkı 112 mi? B şıkkı doğum tarihim mi? Hadi. Süre doldu. Cevaplarınızı duyalım. Bu doğru. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda 112 numarasını aramalısınız. 112. 112. Tebrik ederim. Bugün harikaydınız. Bugün yine muhteşemdiniz. Bu cip çok güzel değil mi? İtfaiyecilerle yorucu bir gün geçirdik ama gerçekten eğlenceliydi de. Aslında büyüyünce ben de itfaiyeci olmak istiyorum. Bir itfaiyeci kadar güçlü ve kaslı olmak için spor yapmalıyım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer yaşlandığınızda güzel ve kaslı olmak istiyorsanız oldukça hareket etmelisiniz. Ben bunu dans ederek yapmak isterim. Kedi dansına hazır mısınız?
Set, grow.